Arkadaşlar merhabalar. Antalya çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim, tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım da iyi sonuçlar alabiliriz Antalya'da. Bazen iyi gidiyor, bazen toplama atlar olduğu için çok sürpriz bir at ganyan olduğunda bulmak çok zor oluyor. O yüzden de dikkat edin derim Antalya için. Birinci koşu şartlı 5 dişi Yamak 2 6 esti geçti Halil Yola Çiçeği ile kazanması normal sonuç olur. Sembol Tay sürpriz koşu yapacak. 3 Gülçin Sultan bu da İstanbul'dan getiriliyor. Eğer bir önceki yarış şartlı 5 birinciliği fena değil, güzeldi. Bu grupta başarılı olmaya yeter. Hazırsa 3 de etkili bir koşu çıkartır. 6 ve 5'e ciddi anlamda rakip olur. Normali 6'nın yarış kazanması arkadaşlar. Bu formuyla bu grubu geçmesi gerekir. Alttakiler handikap atları. 6, 3, 5 bunlar biraz daha üst grup atları. İkinci koşu Maiden dişi. 1 ve 8 kazanç sağlamış tabelaya koşan safkanlar görünümünde ki 8 Oğri çıkartacaktım. Üzerindeki jokeyi görünce bıraktım. Ne yazık ki jokeyle çok nadiren ganyan oluyorlar. Halef katıydı galiba. Çok fazla bir sevdiğim jokey değil açıkçası. Kayıp koşular yaptıkları için daha önce de bunları aktardım sizlere. O yüzden 11 nolu safkan burada dikkatimi çekti. Ankara'daki çim yarışı çok başarılı. İyi bir grupta. Dördüncülük. Yabancı ithal orijinli bir safkan. Tercihli çıkartıyorlar. Ankara'dan getiriyorlar. İyi koşmasını bekleyebiliriz. Müslüm Çelik'le. Hatta bu atın kazanması bence normal sonuç. Dört gene yeni koşan atlardan. Üçüncülüğü iyiydi. Dört. Sekiz. Mecbur yazdırır kendini. Bir. Öyle. Ve diğer atlar Maiden dişidir. Bunlardan sonra her şey olur. Bu Maiden dişi şartında. Tek olacaksa ben 11 nolu safkandan yanayım. Tabii enseye basmazlarsa bir de o tehlikesi her zaman için vardır. Üçüncü koşu handikap 15 handikap 2. Burada da 6 nolu Duygutay. Mesafe kısa. Şartın handikap 15 olması. 6 nolu safkanın Halil'le iyi idare edilir dönüşü. Biraz sermaye döner ise bu at tempoyu yapar ve bitirebilir arkadaşlar. Yukarıda iyi atlar da var. 6'yı geçecek ama şu ikinciliği şartlı 5'teki bu ikinciliği bu grubu geçmeye yeter. Orada da geçen at zor geçti bu at. Aynı yarışını tekrarlarsa grubun kaliteli atlarından 6 çok da güzel sürpriz yapar gelir. %3'lük at değil yani. Mesafenin kısa olması 6'yı for yaptı bende. 3 sürpriz sprint atacak Safkan Ayşin'in. Onda şartlı 5 ikinciliği sprinti gayet güzeldi. Ekürlerden 13. Yukarıda kilolar çok etken olmaz burada. 2 ve 1 nolu Safkanlar. Bir grubun en kaliteli attı. Sürpriz koşuyu yapma ihtimali olan 7 Güneşin Doğuşu. Kocaeli'nden getiriyorlar. Kötü bir at değil. Bu grupta etkili olabilir. Bunlardan birinin kazanması normal sonuç. Ancak 6'yı mutlak kuponlarınıza öneririm. Bu kadar geri planda kalmaz bu at. Direnene direne bitirebilir bu yarışı. Bilginiz olsun. Varsa tuttuğunuz diğer atlar. Dördüncü koşu handikap 16 handikap 1 7 nolu safkan. Yani tek olur. Balkuan Müslüm Çelik'le tek olması gerekir. Bir nolu safkanın kilo almasıyla ona avantajını sağlar. Ve handikap yarışı 7 Balkuan kazanır. Rakibi ekürüsü 5 nolu Günkut çıkıyor. Yani sürpriz koşuyu yapabilir. Aradan geliyor. Çok fazla etkilenmezse bu aradan grubun kaliteli atlarından sürpriz koşuyu da ekürüsü Günkut yapma ihtimali yüksek. İkisi de eksik koşarsa 1 nolu Çekoğlu'na yarış gider. O kazanmaya devam eder. Gördüğüm bu oldu. Ancak günün teki olarak 7 Balkuhan net olarak çıkmakta. 5. koşu handikap 16 handikap 1. Burada da 3 çivici %6'lık bir at değil bu grupta.
Hani 106'yı görünce direkt olarak aktarmak istedim. Sürpriz yapar gelir, mutlak kuponlarınızda olsun dedim. Özel bir tekiniz yok ise al 3'ü çivici mutlaka yazın. 1 ve 4 var. 4 üst sefer üst üste kazandı. Yine Apprentice ile kazanıyor. Arif Can 1 ve 2 kilo alışverişleri var. Dengelendiler aslında 1 ve 2 ama 1'in ve 4'ün burada ganyan olmama ihtimalleri var. Totolarından dolayı kaçma ihtimalleri var. O yüzden de yarış 3'ten sonra 2'ye Diyarbakır'a gidiyor. Bir gene yazılır. 4. Sürpriz koşan Müslüm Çelikli de 6. Güneş Kral. Yeriniz varsa bunları da ilave etmenizi tavsiye ederim. Benim favorim burada 3 çivici olacak. %6'lık bir at kesinlikle değil bu grupta. 6. koşu milin dışı 2 safkan. 9 ve 2. Ayırmak istemedim. 2'nin yüksek AGF'si var. Yine İzzet Aksoy. Yukarıdaki de Cem Özberge ekürlerinin. İkisinden biri kazanırsa ne mutlu bize. Yani 2992 dışına çıkarsa herhangi bir at, yani bulamadım rakiplerini. Önereceğim bir safkan da yok. Varsa kendi gördüğünüz tespitiniz tabii ki ekleyebilirsiniz. 7. ve son koşu handikap 14 dişi handikap 1. Tabi orta mesafe olunca yukarıdaki atlar direkt olarak devrede kaldılar. İki safkan çok dikkatimi çekti ki geçen yarışta direkt favori önerdiğim, kazanmasını beklediğim 6 istediğim koşuyu yapmadı. Kurtel yetiştirmesi bir safkandır. Kumda bakalım ne yapacak. Yani iyi bir koşu gelmesi gerekir. 7'nin son yarışı Ankara. Şimdi kumu var. Müslüm Çelik'le burada çok şanslı koşar durumda. 6 hala maiden atı olduğu için tek önermeyeceğim artık. 7 burada gerçek anlamda benim favori atım oldu. 7, 6, 6, 7, 8 füzyonda sürpriz koşu çıkartabilecek bir safkan bu grup içerisinde tabii. Yeriniz varsa ilave etmenizi tavsiye ederim. Diğer atların tamamı tercih sebebi. Tercihen sizlere bırakırım. 2, 9, 10 ve diğer atlar tabii. Kendi tespitiniz var ise yazabilirsiniz. Ancak bu 6, 7, 8'den birinin kazanmasını özellikle 7 ve 6'nın ön planda olduğunu 7'den de çok etkili bir yarış beklediğimi tekrarlamak isterim. Antalya görebildiklerim bunlar oldu arkadaşlar. Analizlerim bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.